Konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Rojin Alpergin. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Rojin hocam. Biz Türkiye'nin her yerinden konuk alıyoruz. En keyifli yanlarımızdan birisi de programımızın tüm Türkiye'den gelen meslektaşlarımızı konuk ediyor olmamız. Van'dan buraya kadar geldiniz. Şeref verdiniz Rojin hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınızın tozuyla gelmişken hemen sormak istiyoruz hocam. Siz teknolojileri çok seviyorsunuz. Teknolojiyle estetik uygulamaları çok da başarıyla uyguluyorsunuz. Ve bu noktada da özellikle altın iğne radyo frekanslarla ilgili yaptığınız özel çalışmalarınız var. Hocam altın iğne radyo frekans ne işe yarar hocam? Altın iğneyi aslında ben yıllardır çok severek kullanıyorum. Ne işe yarıyor? Ciltte hem bir anti-aging sağlıyor, scarlarda toparlanma sağlıyor, gözeneklerde toparlanma sağlıyor. Jawline hattını, nazolabial hattını toparlıyor. Daha sıkı, daha canlı bir cilt sağlıyor. Bunu nasıl sağlıyor? Aslında birazcık daha hastalarımız anlasın diye böyle küçük bir şematize ettim. Şimdi bizim şöyle başında 25'li, 64'lü, 10'lu iğneleri olan bir özel bir başlığımız var. Başlığın iğneleri altın. Bunun nedeni radyo frekansı daha iyi iyileşsin, kayıp yaşanmasın diye. Sonradan bu altın işe yarıyor mu hocam? Yani öyle bir özelliği mi var yoksa sadece kaplama altın mı? Kaplama sadece. İçi yani titanyum. Yapmışken de böyle keşke. Gerçekten altın yani. Evet, gerçekten altın. Hocam ben de altın değerinde iğne diye biliyordum. Başlıkların altın olduğunu bilmiyordum. Çok iyi oldu bunu getirdiğiniz. Rojin hocamınki altınmış ama. Tamam. Evet. Şimdi şöyle başlığımız cilde bırakıyoruz. İğnelerimiz giriyor. Radyo frekans veriyor ve çıkıyor. Bir enerji veriyor. Evet. Burada sağladığımız şey ne oluyor? Birincisi iğne giriş çıkışıyla orada bir kontrollü bir hasar oluşturuyoruz. Vücuda diyoruz ki senin burada hasarlı hücrelerin var. Kendini yenile. Daha sağlıklı hücreler üret. Burada kolajeni, elastini uyarıp artışını sağlıyor. İkincisi verdiğimiz radyo frekans bir ısı enerjisi olduğu için oradaki kolajen liflerin sıkılaşmasını sağlıyor, toparlanmasını sağlıyor. Aynı zamanda verdiğimiz iğne girişinden kaynaklı küçük küçük porlarımız, kanallarımız oluyor. Bu bizim burada yapacağımız maskeleri, serumları, mezoterapilerin daha iyi etki oluşmasını sağlıyor. Yani aslında bir uygulamanın 3 farklı aşamalarında fayda sağlamış oluyoruz. Bu bize neyi sağlıyor? Buradaki kolajenin sıkılaşmasını sağlıyor, kolajen hücrelerinin artışını sağlıyor. Aynı zamanda dokunun toparlanmasını sağlıyor. Ne oluyor? Cilt yukarı doğru gerilmiş oluyor. Çene hattımız, nazolabial hattımız toparlanmış oluyor. Gözeneklerimiz toparlanmış oluyor. Ciltteki sebum yağ dengesini toparlamış oluyoruz. Aslında burada sağlıklı hücreler üretmiş oluyoruz. O yüzden ben altın iğneyi çok seviyorum. Bir iyileşme yöntemi aslında. Hani belli bir süre orada bir hacim ya da bir toksinle durdurmuyoruz. Orayı iyileştiriyoruz aslında. O yüzden hem uzun süreli etkileri oluyor hem de daha hastalar açısından natürel durmuş oluyor. Hocam çok güzel anlattın gerçekten de bu konuyla ilgili söylenebilecek hemen hemen her şeyi ne şekilde olabildiğini bize güzelce izah ettin. Peki bu uygulamanın dışında daha da üstünde başka şeyler de istiyor ise izleyicilerimiz bunu nasıl kombine ediyorsun? Neyle kombine ediyorsun? Ben lazer tedavilerini mezoterapilerle ya da maskelerle kombine etmeyi çok seviyorum ya da diğer lazerlerle birlikte. Burada cilt altına çalışmış olduk. Güzel bir uyarı verdik. Bunun üzerine kolajen aşısı, gençlik aşısı ya da işte scarlara yönelik mezoterapiler uygulamak ya da maskelerle desteklemek elde ettiğimiz faydayı bir tık daha yükseltmiş oluyor. Bu da bize daha iyi sonuçlar getiriyor. Yani hasta bir elastikiyet kaybıyla gelmişse altın iğneden sonra bir kolajen aşısı yapmak ciddi anlamda faydayı artırmış oluyor. Ya da başka lazerlerle çalışmak daha da etkinliği artırmış oluyor. Ben bir şey sorayım kısaca. Evet. Hocam mesela geldik diyelim kaç dakikalık bir işlem, ne kadar kalacağız ofisinizde? Aslında uygulamaya göre değişiyor. Hasta akne skarı ile gelmişse bunu subsüzyonla mezoterapiyle desteklediğimize yaklaşık 1-1,5 saati alıyor. Ama sadece dokunun sıkılaşmasını isteyen bir hastada 45 dakika ile 1 saat arasında sürüyor. Öncesinde zaten lokal anestezi kremle uyuşturuyoruz ağrıyı minimalize etmek için. Sonrasında uygulamaya başlıyoruz. Burada bir yaş sınırı var mı? Çünkü bu bahsettiğiniz tedavi gençler için de olabilecek gibi, ileri yaşlarda da olabilecek gibi. Ama en çok sizi ziyaret eden hasta grubunuz hangisi? Hangi aslında yaş? Ziyaret eden hasta grupları arasında çok yaş farkı var. Bir hasta grubu işte genç dönemindeyken, ergenlikteyken çıkan sivilceler sonrası kalan çukurluklar için geliyor. Bunlar ortalama 20 ile 30 yaş arası grup hastalar oluyor.
Ya da bazı hastalar geliyor, cildinde ciddi bir elastikiyet kaybı var. Dolgu için iyi bir zemini yok. Bunu güçlendirmek için uygulama yapıyoruz. Bu da 50-60 yaş arasında gruplar oluyor. Yani aslında çok geniş bir skalada çalışıyoruz. Çünkü endikasyon alanları biraz fazla. O yüzden geniş geniş farklı yaş gruplarına çalışabiliyoruz. Her yaş grubundan gelebiliyor. Peki evet. Ben bu başlığı çok sevdim. İçinde de altın varmış. Verin arkadaş benim başlığımı. Yani bu başlığa sonra da ne oluyor hocam? İşlemi yaptın, bitirdin. Çöpe evet. Gitmiyor inşallah. Şöyle, bu hastaya özel bir başlık. Heh. Belli bir sayıda atışı var zaten. O yüzden hastamızı özel olarak açıp kullanıyoruz. Sonrasında tıbbi yatağa veriyoruz. Doğru, yazık oluyor, altınlar gidiyor valla. Evet, ama biz kullanmış oluyoruz. Peki böyle bir uygulama için, güvenli olabilmesi için işlem öncesinde veya işlem sonrasında izleyicilerimiz neye dikkat etmesi gerekir? Şimdi hani altın iğne, her altın iğne altın iğne değil aslında. FDA onayının olması, CE sertifikasyonlarının olması gerekiyor. Bu çok önemli. Yaptığı yerin klinik şartlarının uygun olması gerekiyor. Yapan kişinin mutlaka hekim olması gerekiyor. Hastanın mutlaka bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü hani altın iğne popüler oldukça, güzel sonuçları oldukça merdiven altı üretimleri de arttı. Bu yüzden hastalar yanlış etkilerle de gelebiliyor. Yok ben altın iğne yapmam, çok kötü yaptı yüzümü diyor. Orada mutlaka araştırması gereken şey hangi cihazla yapıyor, kim yapıyor, nasıl uyguluyor. Bunları mutlaka araştırması gerekiyor. Bir de hani hanımların olmazsa olmazı, sevgili izleyicilerimizin hepsi evet ya hak verdim şimdi hocaya diyeceklerdir de, bu işlemi yaptırdı, altın iğneyle yüzünün birçok noktasında birçok delikçikler açıldı. Peki hiç makyaj yapmayacak mı bu kadıncağız? Yani bu delikçiklerimiz ortalama 30 ile 45 dakika içinde zaten kapanıyor. Biz yine ilk 3-4 saat makyaj yapmasını istemiyoruz açıkçası. Sonraki süreçlerde yapabiliyor, bu engelleyici bir durum değil. Zaten hani böyle çok yarası, beresi, kızarıklığı fazla olan bir uygulama değil. Sadece bir ısı enerjisi. Cilt ısındığı için al al kızarık oluyor aslında. Böyle yoğun bir sıcağın önünde durmuş gibi oluyor. Bu kızarıklık da kendiliğinden geçmeye başlıyor. Bu hastadan hastaya tabii değişiklik arz ediyor. Bazılarında 3 saat, bazılarında 1 gün sürebiliyor. Ama böyle çok rahatsız edici bir şey yok. O al allığı da seven hasta grupları oluyor. Onlar da var. Peki eskiden dolgu yaptırmış bir hasta varsa, yanaklarına, şimdilerde çok modacı olan çene hattına, göz altına, elmacı kemiklerine dolgu koydurmuş bir hasta var ve bu dolgularından da çok memnunsa ama aynı zamanda da biraz daha sıkılaşma ve gözeneklerine küçülmesini istiyor ise, bu yapacağınız altın iğne radyofrekans tedavisi dolguları eritiyor mu hocam? Yok, aksine çok canlı kılıyor. Yani biz zaten o kadar derin bir uygulama değil. Hastaya göre derinliğini belirleyebildiğimiz manuel ekranı var. O kadar çok derin bir alanda çalışmıyoruz. O yüzden etkinliğini aksine cilt canlandığı için o hyaluronik asidin parlaklığı daha güzel oturmuş oluyor. O yüzden herhangi bir erime ya da kayıp olmuyor. Sadece toksin uyguladığımız alanlarda çok önermiyoruz onu erken geçirmemek için, ama dolgularda çok güzel oluyor. Hmm, yani göz kenarlarında botoksun etkisini biraz azaltma ihtimali doğabiliyor. Evet, aynen. Çünkü orada bir mikro sirkülasyonu artırıyoruz, kan dolaşımını artırıyoruz. Isıyla birlikte hafif bir azalma olabilir. Yani ne kadar güzel anlatıyor ya. Her derde deva gibi anlatıyorsunuz ama bir de lekeyle ilgili, cildinde lekeleri de olan bir hastamızı düşünelim. Evet. Onun da çözümünü sağlayabiliyor muyuz hocam? Tabii, özellikle mezoterapiyle de destekleyerek, belli ısı ayarını sağlayarak, derinliğini ayarlayarak. O yüzden her hastada farklı endikasyonlarda, farklı derinliklerde çalışıyoruz. Bunu bir leke mezoterapisiyle kombine ettiğimiz ya da tek başına altın iğne bile, orada kan dolaşımını ciddi anlamda arttırdığı için oradaki melanositlerin oluşumunu azaltıyor. Bu da lekenin azalmasını sağlıyor. Peki hocam, mesela tahminen çok sivilceli, çok lekesi kalmış biri için kaç seans öneriyorsunuz? Yani hani bunu diğer tedavilerle de kombine ettiğimiz için ortalama 2 ile 4 seans arası bir uygulama yeterli oluyor. Hasta ayda bir şeklinde 2-4 seanslık bir uygulama yeterli oluyor. Ne kadar etkisi sürer? Skarlarda kalıcı bir sonucu var. Yani oradaki akne skarları tekrar yeniden bir aknelenme yaşamadığı sürece kalıcı bir şekilde iyileşmiş oluyor. Ama ciltteki kolajen artışı olsun, ileri yaş bir hasta grubu için ortalama 1-2 yılda bir tekrarlayabileceği bir uygulama. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten doğru bir teknolojiyi doğru yerde, doğru teknikle, doğru hekimle birleştirildiğinde ne gibi sonuçları alabileceğimizi çok güzel bir şekilde özetlediniz. Evet.
Teşekkür Van'dan hocam. Buraya kadar da geldiniz. Ayağınıza sağlık. Bizleri de çok mutlu ettiniz hocam. Ben teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum burada olmaktan. Teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sırada İzmir'den bir konuğumuz var. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Profesör Doktor Erhan Sönmez var efendim. Çok yaşa devam ediyor.